dolu yakasının aslında az önce Pelin Hanım da ifade ettiği gibi hatlarımızın trenlerinin toplandığı yer halk diliyle. Ve burada toplanılıp ne yapılıyor? Elbette ki bakımları yapılıyor. Ona göre atölye altyapısı mevcut. Bu yerleşkede bakım atölyesi, ağır bakım atölyesi, açık ve kapalı tren parklanma alanları, trafo binaları ve tabii ki idari bina var. Açıkçası buraya devraldığımızda, görevi devraldığımızda burası da diğer birçok şantiyemiz gibi ne yazık ki yarım bile değil, daha az seviyede inşaatı tamamlanmış, %33 seviyesinde ama tümden çalışmaların durduğu şantiyelerinden bir tanesiydi. Aynı garipliği biliyorsunuz daha önce de ifade etmiştim, Dudullu Bostancı hattında yaşamıştık. Çünkü İller Bankası'ndan o dönemde bir kredi kullanılmış. Bu krediyle tamamlanan kısmı, bir bölümü, yarısına yakın bir bölümü 1.6 milyarlık bir krediyle ve o hattımız o para bitince hiçbir kaynak hazırlığı olmadığı için öz kaynaktan da yapmak gibi bir plan kurgulanmadığı için durmuştu. Metro işini önemsiyoruz. Metro meselesi İstanbul'un hayati meselesidir. Bugün İstanbul'da bir günde neredeyse 9 milyon insan taşıyoruz. 9 milyon insan ne demek? Londra nüfusu kadar insan taşıyoruz demek. Ama Londra'daki metro hattının 1/3 metromuz var. Dolayısıyla almamız gereken yol, bugüne kadar ihmal edilmiş, yapılmamış işler aslında önümüzde ne kadar devasa bir hedef bıraktığını ve koyduğunu hepinizin bilmesi, anlaması gerekiyor. Kesinlikle ifade etmek gerekir ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi eğer o dönemde üretememişse, o dönemde iş yapamamışsa, metro yapamaz hale gelmişse sebebi, tamamen sebebi beceri sorunudur, öncelik sorunudur. Hangi konuyu yapmakla ilgili konsantrasyon sorunudur. İsrafla bir şehri, bir belediyeyi yönetme sorunudur. Şimdi eğer işler tıkır tıkır yürüyor ve çarklar dönüyorsa, bugün açacağımız bu önemli merkezin yapılması gibi birçok işi açarken gururla o kurdeleyi kesiyorsak, bunun da yegane sebebi, inanınız ki işinize konsantre olmak, önceliğiniz İstanbul'a hizmet etmek, İstanbul'un bütçesini israftan kurtarmak, onu bereketli bir bütçe haline getirmek, dünyada en çok metro yapan şehir haline gelmek önemli. Dünyada aynı anda en çok metro şantiyesini hareketli halde çalıştırmak önemli ama hiçbir kaynağı belli olmayan ya da bazılarının projeleri bile net olmayan aynı anda en fazla metro ihalesi yapan yönetim olmak aynı şey değil. Yani ihale yaparsınız ama şantiye çalışmazsa olmaz. Bakınız, İstanbul'da büyük depremi ne zaman yaşayacağımız konusunda bütün bilim insanlarının söylediği şey, çok acele edin, zamanı yakın. Dolayısıyla dün akşam sabaha karşı Düzce'de yaşadığımız depremin endişesini ve korkusunu hep birlikte yaşadık, hissettik. Sabah 4-8 geçe hepimiz yataklarımızdan ayağa fırladık. Ve o an itibariyle hepimiz endişeyle süreci takip ettik. Acaba Düzce'den kötü bir haber alacak mıyız diye de kaygılandık. Eğer biz 5.9 şiddetinde bir depremin etkisiyle yoğun bir can kaybı konuşursak, inanın tek bir görevli bile koltuğunda kalmaz. Bıraksın o işi gitsin. Sıra alsın eyvallah. Arkadaşlar şu kapıya gelin. Ben oradayım, alacağım. Asansörden de çabuk. Önemsiyoruz. Anadolu yakasının merkeze kavuşması kıymetli. Buradaki becerilerin çalışmalarını kesinlikle edecek.
Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Ailelerinize selam saygıyla. İyi bakın kendinize. Başarılar dilerim. Ne görmüş olduğunuz haplar olacak. Kapanmayacak. Kapanmayacak başkanım. Ha iyi. O zaman betonarme olarak çok bir iş yok yani. Sadece 3000 metreküplük bir dökümümüz kaldı. Evet, bu ay içinde onu tamamlayacağız. Sonra hat işlerine yoğunlaşıp elektromekanikle birlikte bitireceğiz başkanım. Güzel.